Türkiye istedi, Yunanistan vermedi. 15 Temmuz sonrası 8 FETÖ üyesi askerin Yunanistan tarafından Almanya, Belçika ve Kanada'ya gönderildiği ortaya çıktı. Yunan Tanea gazetesi 15 Temmuz darbe girişimi sonrası askeri helikopterle Yunanistan'ın Dede Ağaç kentine inerek Yunan makamlarına sığınan FETÖ üyelerinin ülkeden sessizce kaçırıldığını yazdı. Kaçırma operasyonu büyük bir gizlilik içinde yapıldı. İki ayrı operasyon düzenlendi. Başkent Atina'nın da dahil olduğu Attika bölgesinde tutulan firari FETÖ üyeleri hareketlerinde bir sızıntıya mahal vermeden geçen yaz ve başka bir zamanda olmak üzere iki aşamada ülkeden kaçırıldı. Bu gizlilik ve telaşın nedeni ise Yunanistan'ın olası bir MİT operasyonu endişesi taşımasıydı. Yunan gazetesi FETÖ'cülerin ülkeden ayrılmasıyla Yunan makamlarının derin bir nefes aldığını yazdı. Darbe girişiminden bir gün sonra askeri helikopterle Yunanistan'ın Dede Ağaç şehrine kaçan firari FETÖ üyelerinin iade taleplerini Yunan yargısı reddetmişti. FETÖ'cülerin Yunanistan'a geçerken kullandıkları Sikorsky tipi helikopterse Dede Ağaç'a giden Türk Silahlı Kuvvetleri personeli tarafından teslim alınarak Türkiye'ye götürülmüştü. 15 Temmuz 2016'dan bu yana Türkiye'den Yunanistan'a yaklaşık 20 bin FETÖ üyesinin kaçtığı, yaklaşık 9 bininin de siyasi sığınma talebinde bulunduğu tahmin ediliyor.